Merhabalar efendim. Bu hafta programımızda sevgili Nurşen Güney hocamla birlikte en güzel örnek, en güzel hayat arkadaşı Hazreti Sare'den bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Elhamdülillah. Nasılım? E, ayrı bir heyecan duyuyorum. Çünkü bugün ayet-i kerimede en güzel örnek diye bize tarif edilen Hazreti Sare annemize misafir olacağız. O ömür duyuftu. Yani misafirlerin anasıydı. O cömertti, sofrası herkese açıktı. Biz de bugün ona misafir olduk. Rabbim o en güzel ev sahibi ama Rabbim de bizi ona layık misafir eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Şimdi tabi Hazreti Sareyi doğru anlamak Hazreti İbrahim'in hayatını bilmekten geçiyor. Bu anlamda şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ee, Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesi nasıl olmuştur? Biz onun zorlu sınavlardan geçtiğini biliyoruz ama sizden de dinleyelim inşallah. Evet, Hazreti İbrahim ulul azm peygamberlerden, büyük peygamberlerden ve Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsi geçen peygamberlerden ikincisi. En çok Hazreti Musa bahsediliyor, ondan sonra da Hazreti İbrahim bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar bahsedilmiş olmasının, geniş yer verilmiş olmasının bize vereceği çok şeyler var tabii ki. Neden bu kadar çok bahsediliyor? Hz. İbrahim hayatından biz kendi hayatımıza ne alırız? Aslında biz e, esas konuğumuz Hz. Sare. Ama Hz. İbrahim'i anlamadığımızda Hz. Sare'yi bir yere oturtamayız ve boşluklar kalır. Bu anlamda Hz. İbrahim'i şöyle bir hayat hikayesinden yola çıkalım. O Halilullah Allahu Teala'nın dostu ki onu Allahu Teala'nın Halilullah dostum dediği biri nasıl dost olmuş? Allah onu nasıl kendisine dost seçmiştir? Bu kıvam nasıl bir kıvamdır? Şöyle Kur'an'dan, hadisten böyle bir yolculuğumuza başlayalım. Hz. İbrahim Ur şehrinde doğduğunu biliyoruz. Yani bazı kaynaklarda onun Harran'da doğduğu şeklinde de geçiyor. Ur şehri de nedir? Kuveyt'in biraz daha üst tarafında bir şehirdi şu anki coğrafi zemin üzerinde. Ne zaman e, Hazreti İbrahim yaşadığı zaman ne zamandır? İbn Abbas'tan gelen bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte buyruluyor ki Hazreti İbrahim Hazreti Adem'den 2000 yıl sonra, Hazreti Nuh'tan da bin küsur yıl sonra doğmuştur diyor. Dolayısıyla bu milattan önce 2000, 2200 yılları gibi anlayabiliyoruz. Yani bizden Hazreti İbrahim 4400 yıl önce yaşamış bir peygamberdir. Hazreti İbrahim bu yaşadığı dönem aslında nüfusu çok kalabalık ve o dönemin Babil Krallığı medeniyet anlamında zirve olan bir medeniyet. Ve bu zirve olan medeniyette üç sınıf insanlar var. Bunlardan din, din adamları var, tüccar olanlar var, bir de köleler var. Dolayısıyla bunu niye özellikle söylüyorum? Burada din adamlarının o kadar büyük ağırlıkları var ki çünkü dini inanç nokta, inanış noktasında, dini sapma noktasında çok değişik bir inanış var. Yani onlar e, sabi dediğimiz güneşe, aya yani gök cisimlerine tapıyorlar ama bu gök cisimlerine tapmalarında sadece onun e, gök cisimlerine aya güneşe duydukları hayranlık değil de onların bütün yaşantılarını şekillendirdiklerini evet. düşünüyorlar. Yani mesela bir karar vereceklerinde yıldıza bakıyorlar. Aa evet diyor. Bugün bu yıldızı gördüm. Bu işi yapmam gerekiyor gibi. Bunun yanında o gök cisimlerini bir takım sembollerle e, şekil vermişler, ağaçtan taştan putlar yapıyorlar hı hı. ve bu put, putlara da tapıyorlar. Bir yandan e, bu e, gök cisimlerin yanında. Onlara ve ya, o yaptığı cisimlere şekillendirdikleri şeyleri de sadece e, tapmak, ibadet etmek, a, aracı koşmak değil. Aslında onlara da ayrı bir muhabbet duyuyorlar, ayrı bir sevgi duyuyorlar. Bu anlamda din adamlarının da çok e, derin bir yerleri var. Hı hı. İşte böyle bir zamanda gelmiş Hazreti İbrahim. Yani onun zamanında özellikle de böyle cansız varlıklara tapmanın her tür şekli var. Büyük putlar var atalarını temsil eden, gök cisimlerini temsil eden, o işte gök cisimler önce bir ruhu olduklarına inanıyorlardı. Daha sonra o ruhu olduğunu kaybedip onu cisimlendirmişlerdi. Bunun yanında e, mabetlerinde büyük putların yanında herkesin evlerinde yaptığı küçük putçukları var. Bu şekilde çok e, sayısızca cansız varlıkları bir tapmanın söz evet. konusu olduğunu görüyoruz. Hz. İbrahim babası kimdir? Hz. İbrahim babası Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi 74'te ismin Azer olduğu ifade ediliyor. Tevrat ve İncil'de ise Tahar olduğu ifade ediliyor. E, tabii ki e, Orada Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerimede ebihi onun babası ifadelerine rastlıyoruz. Babasıyla konuşmalar, tartışmalar olacak babası ifadelerini geçmektedir. Aynı zamanda babası da bir put ustası değil mi hocam? Bazı kaynaklarımızda babasının da bir put ustası daha da ötesi bir put bakanı Hı -hı. olduğu şeklinde yaklaşımlar var. Tabii ki şu sorular zaman zaman rastlıyoruz. İşte peygamberlerin babası nasıl puta tapıyor şeklinde söylenebiliyor. Evet e, peygamberin kendisinin tapmıyor olmuş olması önemli. Peygamberin babası da puta tapıyor olabilir evet. ve e, bu örnekte de görüyor ve zaten Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde üç ayrı surede, üç ayrı yerde Hz. İbrahim'in babasıyla arasında geçen tartışmalara yer verildiğini görüyoruz. Bazı e, yaklaşımlarda, bazı araştırmacılarda o Azer diye ismi geçen amcası olduğu şeklinde yaklaşımlarda var. Ama bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de Ebihi onun babası diyorsa onun babasıdır. Yani evet. e, onun babasıyla mücadelesine gerçekten çok yer veriliyor. Amcasıdır diyenlerde tabii ki o baba müşrik nasıl peygamber olur üzerinden e, yaklaşımlar söz konusu ama biz Kur'an-ı Kerim'deki yaklaşımın daha uygun olacağını Doğru, düşünüyoruz. Ediyorum. O Hz. İbrahim babasıyla arasında geçen tartışmanın birinde Meryem Suresi 41. ayetinde itibaren 10 ayet uzun uzun bahsediliyor ve dinleyicilerimi açıp okumalarını isterim. Çok tatlı bir yaklaşım vardır orada. Yani bir evladın müşrik babasına karşı nasıl davrandığı, nasıl hitap Dinleceğim. ettiği evet. anlatılır. Ve söze şöyle başlar. Babacığım der, işitmeyen, görmeyen ve sizden bir zarara götürmeyen bu putlara nasıl taparsınız diye girer. Yani orada bir suçlama yoktur. Sen müşriksin, sen nasıl bir insansın vesaire girmez ve ya ebeti diye babacığım tavrıyla yumuşak. Öyle bir yumuşak o, dille dile yani. Evet Başım ve söz tabii ki o müşrik olmasına rağmen e, ve babasıyla bir takım tartışmaları olmasına rağmen yine o babasına saygısında, babasına hitabında, yumuşaklığında hiçbir şey kaybetmemiş ve bu şekilde söze girer. Ve orada babasını anlatmaya başlar. Yani işitmeyen, görmeyen ve fayda gidermeyen. Aslında burada bir şeyi görüyoruz. Yani ilah dediğin işte, görür, işitir. Ve ilah dediğin sana gelecek zararları da senden savar. Ama sizin taptığınız bu tapla, putlar ne işitiyor ne görüyor. Bu anlamda ona bir akli anlamda bir bakış açısı, düşünmesi noktasında bir bakış açısı evet, kazandı. Ya da seni korur kötülüklerden ama insanlar putlara özen gösteriyor. Onları onu yapıyor, onu koruyor, onu en değerli yere şuradan şuraya götürüyor mesela gibi. evet. Ondan sonra devam ediyor. Bunlar diyor şeytandandır diyor. Şeytan işlerindendir diyor. Ve bu şeytandan yüz çevirmiş şeytanın Allah'a asi olduğunu ifade ediyor. Yine kendisini kişiliğini suçlamıyor babasının. Ama yaptığı şeyi bir sorgulasın. Şöyle bir sirkilin kendine gelsin. Ondan sonra da e, siz Rahman'ın diyor azabının size dokunmasından korkarım diye daha sonra üçüncü aşamada da o yaptıklarının sonucunun bir ebedi azap olduğunu anlatıyor. Bunlara söyledikten sonra da yine de diyor ki babacığım sizin için dua edeceğim diyor ve o her durumda dua edeceğini ifade ediyor. Bunun karşısında babanın durumu nedir? Baba da er diyor bu şekilde devam edersen seni taşlayacağım diyor ve uzun bir süre bizden benden uzak dur diyor. O ne kadar müşfik, ne kadar alçak gönüllü, ne kadar sorgulayıcı konuşuyorsa baba da o kadar sert ve baba da o kadar ona karşı sesi çok yükselir, evet. kaba bir kaba bir tavır içerisindedir. Bu şekilde babasıyla aralarında bir konuşma geçer. Yine ayeti kerime baktığımızda Hz. İbrahim'in bir sorgulama sürecini görüyoruz. İşte aya bakar, yıldıza bakar, batar. Evet. Aya bakar, batar, güneşe bakar, batar ve batanlar benim Rabbim olmaz şeklinde bir sorgulama süreci. Bu da Hz. İbrahim'in biraz daha gençliği dönemindeki bir yaşantı tecrübesidir. Tabii ki burada Hz. İbrahim tevhidin babasıdır. Hz. İbrahim Hanif olarak günümüze kadar gelmiş ve Hanif yani Allah'ın var ve birliği noktasında emsal bir peygamberdir. Bu anlamda onun tabii ki yıldızın, ayın bir ilah olmayacağı bir bilinci içerisindedir. Ama burada insanlara, onlar gök cisimlerine taptıkları için insanlar sorgulasın diye söylüyor. Ay doğuyor, bu benim Rabbim olabilir ha, yani böyle bir eleştirir tarzda. Sonra vatanlardan benim Rabbim olmaz şeklinde onların... E, böyle bir düşünsünler bir aklasınlar evet. diye söylenen bir şey yoksa Hz. İbrahim'in şeyi değil. Evet ben de tapabilir miyim anlamında bir yaklaşımı değil. Hı hı. Onun bu tevhid mücadelesi içerisinde yine putlara karşı onların düşünmesine dikkat çekecek bir tablo gözümüze çarpıyor. Nedir? Bir bayram günleridir. O bayram günü özellikle seçmiştir. O bayram gününde herkes hazırlığını yapar, güzel yiyecekleri getirir ve putlarını süslerler, temizlerler, puthaneyi temizlerler, putlarına hediyeler getirirler ve oradan ayrılırlar. Ayrılırken İbrahim'e sen gelmiyor musun der. Şöyle bir yıldızlara bakar. Ben biraz rahatsızım, gelmeyeceğim der. Hı hı. Onlar ayrılırlar diğer ayinlerini yapmaya. Orada e, Peygamber İbrahim, Hazreti İbrahim putların hepsini yerle bir eder. Evet en büyük putu bırakır. Sonra baltasında o en büyük puta saplar. Daha sonra herkes dönüp gelince bir bakar ki orası savaş yeri. Ya yani nasıl olur bu ilahlarını o putlarını kim ya kırar? kırar? Yani burada ne olmuştur? Hem de bir bayram günüdür. Nedir? O zaman kim yapmıştır vesaire o kargaşada der ki İbrahim diye bir genç vardı. O bizim putlarımızı diline dolamıştı <laughs> derler. O zaman çağırırlar İbrahim'i. Hazreti İbrahim'i ve sorarlar bu nedir? Senin bir haberin var mı bunlardan? E, bilemem ki der. Yani e, olmuştur. Ee, sonra ko konuşurlar bakın dururken baksanıza der büyük put burada. Baksanıza maltı da baltı onda <laughs> o yapmış olabilir evet. belki der. Ya da yapmamışsa der o görmüştür. Yani bu sefer... Madem sizin ilahınız her şeyi biliyordur sorun. <laughs> evet evet o görmüştür ya da o yapmıştır. Bir duraklarlar tabii ki onlar. Yani e, İbrahim haklı olabilir mi? Evet bunlar konuşmuyor duymuyor kendine gelen zarar engel olamıyorlar. O da bir boşluğa düşerler ve sonra tabii ki o atalarından gördükleri, geleneklerinden gördükleri şeyleri e, ne yaparlar sarılırlar. Tabii ki bu mücadele bütün şimşekleri Hazreti İbrahim'in üzerine çeker evet. ve Hazreti İbrahim'in artık gitmesi gerekliliğini babası dahi artık bizden uzak ol demiştir. Bu noktada Hazreti İbrahim artık yapacak bir mücadelesi kalmamıştır. Tabii ki bu anlatırken Hazreti İbrahim hayatını Nemrut'la arasında geçen diyalogları, Nemrut'la geçen şeyleri de anlatmak gerekir. Nemrut onun kralıdır evet. ve Nemrut'un gücü sınırsızdır. Hatta Nemrut'la Hazreti İbrahim arasında bir tartışma olacaktır. İşte Hazreti İbrahim Nemrut'a diyecektir ki benim Rabbim e, yaratır ve öldürür diyecektir. Nemrut da iki adamını çağıracak ve birini öldürmesini emredecek. onu orada hemen öldürecekler. Bak ben de öldürüyor diriltiyorum diyecektir. O zaman e, Hz. İbrahim de e, diyecektir ki benim Rabbim diyecektir e, rızık verendir. O da orada rızık verdiğin temsilini dile getirecek. Bu şekilde aralarında bir tartışma geçecektir Nemrut'la. Tabii ki olacak bir gibi durum değildir. Bu sefer artık Hazreti İbrahim'in ortadan kaldırılması gerekmektedir. Evet. Ve bunun için büyük bir ateş yakılır. Ve o yakılan ateşi o kadar büyük bir ateş yakılmıştır ki o ateşe mancılıkla atılacaktır Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim mancılıkla ateşe atılınca ayet-i kerimede ey ateş soğuk oldu" denilecektir Allah'ın tarafından... Ve ateş ona soğuk olacak. İbrahim orada yanmadan çıkacaktır. Evet. Tabii ki bu Nemrud'u korkutur. Oradaki insanları korkutur. Artık onun özel bir insan olduğunu anlamışlardır. Ama o e, inanç dediğimiz şey o kadar onların benliklerini, kişiliklerini o kadar işlemiştir ki aslında akıl kabul ediyor, mantık kabul ediyor ama bir türlü ondan vazgeçemiyorlar. Ya da şöyle mi demek lazım? Rabbim e, hani hidayeti istediğine nasip ediyor ya hocam. Elbette ki Rabbim hidayeti nasip Onların edecek da. ama sonuçta bunu tercih edecek aklı ve o temiz fıtratı Rabbim bize veriyor. Yani çok aslında o kavim... Ee, çok Babil kavmi çok medeni bir kavim. Yani e, bu medeniyet içerisinde demek ki gerçek medeniyet o değil. Gerçek medeniyet demek ki hakikatin Allahu Teala'nın verdiği, hakikatin kurduğu bir evet, medeniyet. O eski alışkanlıklarını bırakmak insanların. Yani atalarından gördüklerini e, bırakıp bırakmamak. Yani bunu şimdi olmuş bitmiş bir olay olarak da görmemek lazım. Bu anlamda bizim putlarımız ne? Hani Hz. İbrahim onların putlarıyla mücadele etti, onların putlarını kırmaya çalış. Onlar içlerindeki putları kırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Acaba bizim içlerimizde putlarımız var mı? Yani şöyle demek çok kolay. Var, Ay, evet. ne, ne kadar ilkel insanlar varmış. İşte ağaçtan taştan put yapıp da ibadet ediyorlarmış demek değil. Ben hiç unutmam. Böyle e, ilk çocuğum oldu. Annem kırkladı. İkinci çocuğum oldu ama tembihledim. Anne Hı -hı. bizde böyle bir şey yok. Kadın dinleyicilerimiz kırklamanın ne olduğunu Hı -hı. iyi bilecektir. Hı -hı. Evet. Böyle bir şey bizde yok. Kesinlikle bunu başka hiçbir torununa yapma. Detayına kadar Hı -hı. anlattım. Tamam dedi yapmayacağım. İkinci çocuğum oldu. Bu sefer 20.sine kırkladı. Dedi ki bak sen bana dedin ki dedi kırklama. Bak kırkında yapmadım. Yarı kırkında yaptım. <laughs> e, Anne ne farkı var? Yapsam. Niye bu kadar bunda ısrarcısın? Diyor ki yapmadığım zaman sanki çocuğa bir şey olacak bir şey zannediyorum. Olacak. Yani uğursa... o... Aynı şekilde hocam mesela bir biri vefat ettiği zaman kırkı, ellisi, yedisi, elli ikisi gibi bizde böyle şeyler de var. bunlar da putlarımızdan kıramadığımız, yıkamadığımız adetlerden bir tanesi. Hatta evet. söylendiği zaman olur mu? Hani insanlar ne der? Ayıp olmaz mı? İşte bak ellisini okutmadı, kırkını okutmadı gibi. İşte bu şekilde e, atamızdan ninelerimizden görülen şeyler maalesef o kadar şeyimize oturuyor ki aslında mantık diyor bu böyle değil bir şey şey olmaz bu doğru bir şey değil ama ya 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 bir şey olursa, ya olmazsa. Biz Bunu silip da. atamıyoruz, alışkanlıklarımızı, bu gördüklerimizi silip atamıyoruz. İşte bu anlamda benimki çok basit bir örnekte ama herkes bir putuna baksın. Yani peki putu, onların putu oydu. Bizim putumuz nedir? Bizim putumuz Allah'ın emir ve yasakları dışında her neyi yapıyorsak onun alternatifinde. Allah'ın emir ve yasaklarının zıttına tersine her ne yapıyorsak o bizim putumuzdur. Bu putumuz yerine göre nefis putumuzdur. Ben de onu diyecektim. Nefsimize hoş gelen şeyler olabilir. Boşa geçirdiğimiz zaman olabilir. Evet. Boşa geçirdiğimiz sosyal medyada gezdiğimiz zamanlar olabilir. Evet. İşte nefis putumuz ve evet. nefsimiz istediği için onu yapıyoruz zaten. Bu nefsin beraberinde bazılarının putu mevkii olur, bazılarının ki makamı olur. Bu bazılarının çocukları olur, bazılarının babaları olur. Bu anlamda işte bu olmuş bitmiş bir olay gözüyle bakmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de neden bu kadar Hz. İbrahim'in bu mücadelesi anlatılıyor? Evet. Ve hakikaten biz fani şeylerin peşine mi takılıyoruz? Hakikaten biz e, bu dünya, sadece bu dünya menfaati sağlayan şeylerin karşılığında Allah'ın emir ve yasaklarını mı çiğniyoruz? Bu anlamda her birimiz bu muhasebe içinde olmalı ve her birimiz Hazreti İbrahim'in kıssasını bu gözle okumalı. Evet, evet. Tabii ki bu mücadelesi sonucunda artık Hazreti İbrahim de kalamayacaktır. Oradan işte Harran'a göç eder. Bir rivayete göre de Nemrut'un onu ateşe attığı yer Harran'dır. Ama her durumda Harran'dan artık Babil ülkesinden ayrılacaktır. Hicret edecektir Hazreti İbrahim. Hicret bütün peygamberlerin kaderinde var. Hazreti İbrahim de aslında tek başına bir ümmet benim gözümde. Onca mücadelesinde oradan Harran'dan yanında işte bahsi gelecek inşallah. Sare annemiz ve amcasının oğlu Lut Aleyhisselam'la bu şekilde üç kişilik bir grupla oradan artık Harran'dan ayrılacak ve artık onların hayatları böyle hicretle devam edecektir. Evet. Görelim bakalım bu hicret yolculuğunda bize o hicret yolculuğunun satır aralarında bize bakalım nasıl ibretli hikayeler e, yaşay, anlatılacak. Evet, evet. E, şimdi tabi Hazreti İbrahim e, konusunu kapatmak istiyorum ama Hazreti İbrahim'den bize ne gibi dersler kaldı ona da bir kısaca değinelim isterseniz Hazreti Sahire annemizin hayatına geçmeden. Evet. Tabii ben e, Hazreti İbrahim hayatının tamamını anlatmadım ama onun hayatının tamamını düşündüğümüzde işte ha, bizim bir Hazreti Hacer dersimiz olmuştu. Evet. E, onu Mekke vadisine bırakması, oğlu İsmail'i kurban etmesi böyle bir bütün olarak Hazreti İbrahim hayatına baktığımızda bir tevhid ve teslimiyet mücadelesini görüyoruz. Ayet Kerime'de Mümtehine suresi 4. ayet Kerime'de şöyle buyruluyor. Eûzu Gatkane kim usret üsvetün hasenetün fi İbrahim vel-lezine ahu. Şüphesiz gidiyor sizin diyor İbrahim'in hayatında ve onunla beraber olanların hayatında size en güzel örnek vardır geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de üsvetün hasenetün ifadesi iki peygamber için geçiyor. Biri bizim peygamberimiz için asap Suresinde geçiyor. Hı hı. Biri de Hazreti İbrahim için geçiyor. Tabii bu da çok manidar. Yani neden bu ikisi için bu ifade tek geçiyor? Çünkü Hazreti İbrahim insanlığın atası olduğu gibi. İmanın atası olduğu gibi aslında Hazreti İbrahim Hazreti Peygamber'in de atası. Evet. Yani Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den sonra 600 yıl peygamber gelmeyecek. Ondan sonra Hazreti Peygamber gelecektir. Yani Hazreti Peygamber Hazreti İbrahim'in soyundan gelmektedir. Ve atam İbrahim diye bahsedecek. Ve atam İbrahim dediğinde Hazreti İbrahim ile Hazreti Peygamber'in hayatında çok benzerlikler olacaktır. Mesela diyecektir ki ben diyecektir iki kurbanlığın çocuğum diyecektir. Biri Hazreti İsmail biri de baba Abdülhamid. Abdullah'ın kurban edilmesi hadisesi vardı. Şöyle hı hı. dinleyicilerin peygamberimizin hayatını bir hatırlasınlar. Bu anlamda çok ortak nokta vardır Hazreti İbrahim'le Hazreti Peygamber'in. Orada en güzel örnek ifadesi var. Hazreti İbrahim için de kullanılan. O anlamda en güzel örnek bu ifade Hazreti İbrahim için kullanılmışsa ve aynı şekilde Hazreti peygamber için de kullanılmışsa şunu anlıyoruz biz. En güzel örnek. Neden güzel örnek? Her şeyde en güzel örnek. O anlamda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'i okuduğumuzda her okuyan kendisine en güzel örnek bulacaktır. Nasıl en güzel bir örnek bulacak? Gençler için en güzel örnek onda vardır. Evet. En güzel evlat Örneği onda vardır. Onda vardır en güzel örneği. sorgulama örneği, sorup araştırma örneği onda vardır. En güzel sabrın örneği onda vardır. Hicretin güzelliği onda vardır. En güzel eş örneği onda vardır en güzel baba olma ki İsmail evet. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'ın babası olacaktır. Onda vardır. Uzun bir süre evladı olmayacak. Evladı olmayan ve çok evlat isteyenlerin nasıl bir yol izleyeceğinin en güzel örneği Hazreti İbrahim'de vardır. Çoğaltabiliriz. En güzel de Hazreti İbrahim'dir. Yani ay Hazreti İbrahim'e oğlu İshak müjdelenen ayet-i kerimelerde biz seni e, is e, İshak ve Yakup'la müjdeliyoruz diye Oğlu ve torunuyla müjdelenmişlerdir. Bakın daha oğul yok evlat yok evet. ama ayet-i biz seni İshak ve Yakup'la müjdeliyoruz diye torunla müjdelenmiştir. Ve allah Teala onun çok geç vakitte evlat sahibi olmasını nasip eden Allah onu torununu görmeyi ve torununa dede olmayı nasip etmiştir. O anlamda en güzel dede örneği de Hazreti İbrahim'de vardır. Evet. En güzel ev sahibi odur. En bereketli sofralar onundur. Hadi onun İbrahim sofrası deriz evet, ya. Evet. <laughs> onun sabrı, mücadelesi. Ama bana desen ki üç kelimeyle Hazreti İbrahim'i özetle derim ki o tevhidin abidesi, teslimiyetin abidesi. Ama o da en de önemlisi bir şefkat babası. Him, çok O çok eyvah edendir diyor. Yani böyle evet. derdini gerçekten dert edilmiş derdini bütün hücrelerine kadar hissetmiş. Öyle bir eyvah yani çok vah eden, çok üzülen ve çok merhamet sahibi o peygamber olarak özetlerim. Evet, evet hocam şimdi Hazreti Sare'ye geçmeden bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyenler kısa bir ara dönüşte buradayız efendim. Efendim Aran'ın ardından yeniden birlikteyiz. Bu hafta programımızda Hazreti Sare'den bahsediyoruz sevgili Nurşen Güne hocamla birlikte. Evet hocam şimdi asıl konumuza gelelim. Hazreti Sare kimdir diyelim. Evet Hazreti Sare kimdir? Sare o şeyden haramdan çıktılar ya hı hı. Hazreti İbrahim'e yanında ilk yanında olanlardan biridir. Bu çok önemli yani ilk yanında olan ve o ilk yanında oluşta da ayrılmayan. Sare Hazreti İbrahim'in amcasının kızı olduğu geçiyor. Hazreti İbrahim'in e, Harran isminde bir amcası var. O hatta Şanlıurfa'ya orada Harran isminin Hazreti İbrahim'in amcasına atfen evet. verildiği de zikrediliyor. Amcasının kızı. Tevrat'ta ismi Sarah olarak geçiyor. Sahra annemizin. Sara sonra o hicret edince oradan Şam'a gidiyorlar. İşte Lut Aleyhisselam, Hazreti Sara, Hazreti İbrahim hicret ediyorlar. Hicret ettikten sonra e, tabii ki o onun Sare annemizin Hazreti İbrahim'e in, anlattıklarına inanması ve onu bırakmamış olması üzerine vahiy geliyor ve evleniyorlar. Amcasının kızıdır. Sara ismi Tevrat'ta e, prenses demek. Daha sonra onlar evlenince Tevrat'ta geçtiği üzere ona e, Sari annemize e, saray ismi e, sarah is, e, denilmesini evet. istiyor. Yani esas ismi saray ama peygamber evlendikten sonra sarah demesini istiyor. Neden? Saray prensesim demek. E, sarah ise e, ümmetin prensesi. Yani inananların prensesi evet. anlamında. Artık bir peygamber eşi olduğu için tabii ki bu Tevrat'taki bu bilgileri destekleyici bir bilgi bizde yok. Ee, ama bunu ben önemli gördüm ve bu anlamda kaynaklardaki bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Bizim kaynaklarımızda Sare olarak geçiyor hı hı. ve Sare de gerçekten çok tatlı, çok güzel bir isim. Evleniyorlar, çok güzel bir kadındır Sare annemiz ve çok akıllıdır ve orada Hz İbrahim'in her an, ta, e, e, o her da, durumda, her zor şartında onun beraberinde, onunla beraber, onun yanındadır. Ve ben şimdi gözümün önüne Hazreti İbrahim'in ateşe atılması. Sahra annemiz orada genç bir hanım olması ve orada Hazreti İbrahim ateşe atılınca ne hissettikleri. Hep böyle gözümün önüne geliyor kocaman bir ateş ve orada bir köşeye çekilmiş. Çünkü ona inanan bir Lut Aleyhisselam var, bir Sahra var. Evet. Bir köşeye çekilmiş ve onun yanıyor olmasının acısını yukarıdan aşağı tepeden tırnağa hisseden o üzüntüyü yaşayan bir genç kızın görüyorum. Evet. ve orada onun yanmaya çıktığı zamanki o genç kadının evet. sevincini, evet. mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum ve benim gözümde o yani böyle başladılar ve bu bu şekilde Hz. İbrahim'e bağımlılığı da bu şekilde devam etti Sara annemizin. Yani o o ateşte yanıyor olmasının korkusu ve nimete kavuşuyor olması ve uzun ömürleri oldu. O uzun ömürde bu sevinç, bu muhabbet ve onu hiç bırakmama şeklinde bu şekilde devam ettiler. Geldiler Şam'a, Şam'da bir süre kaldılar. Şam'da kaldıktan sonra Filistin'e gittiler. Bir kuraklık yaşandı. Bu kuraklık yaşandıktan sonra, ee, şeye gittiler Mısır'a gittiler orada bir takım sınavları oldu beraber gerçekten çok şiddetli sınavları oldu Tabi Sare annemizi anlatırken Kur'an-ı Kerim'de yer verilmiş olmasını çok önemsiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Sare olarak ismi geçmiyor. Hı hı. Ama üç ayrı surede ve birçok ayet-i kerimede Sare annemiz bahsediliyor. Ve orada bizzat e, ifade ediliyor. Bunlardan Zariyat suresi 24. ayetten başlıyor. Uzun bir süre anlatılıyor. Hicr suresi 53. ayet-i kerimeden başlıyor. Bir 10 ayete kadar anlatılıyor. Ve Hud suresi 71. ayet-i kerimede de bahsediliyor. Bu üç surede de geçen ayetlerde bahis şudur. Nedir? Hazreti e, Sare annemizle Hazreti İbrahim'in evlatları çocukları olmamaktadır. Şimdi onca mücadelenin yanında insanlara tevhid anlatma e, mücadelesinin yanında o hicretin zorlukları yanında bir de onlar evlatsızlıkla sınanmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan şekli bu şekildedir. Hı. Ve yaşları ilerlemişlerdi, ilerlemiştir. Bu yaşları konusunda farklı rivayetleri var. Onun için ben şu yaştaydı demeyeceğim onlara. Çok değişik rivayetler var çünkü. Yaşları ilerlemiştir ee, ve her duasında Hazreti İbrahim'in salih evlat ver şeklinde duasını biz görüyoruz. Ya yani Salih evlat ver ve bu duasını Sare annemizin de her seferinde duyduğu ve onun kendisi için evet bir annedir evlat istiyor. Kendisi istiyor ama eşi İbrahim'i istemiş olmasının da daha bir daha çok istiyor. Yani eşi evet. için de daha çok istiyor. Yani bu anlamda her ikisine yoğun bir evlat hevesi isteği. Bu evlat isteği içerisindeyken bu yaşları da ilerlemiş bir haldeyken belki de umutlarını kesildiği, umutlarının artık bittiği bir aşamadayken e, nedir? Üç misafir geliyor, üç, üç genç misafir geliyor. Hı hı. Hazreti İbrahim az önce dedik ya Ebu Duyuf misafirlerin babası hemen onlara karşıladıktan sonra odadan çıkıyor ve oraya bir hazırlanmış et yemeği getiriyor. Hı hı. Misafirlerine ikram ediyor ama misafirleri dokunmuyor. Misafirlerin dokunmadığını görünce, bu az önce bahsi geçen surelerde farklı boyutlarıyla anlatılıyor. Misafirler dokunmayınca, o zaman Hazreti İbrahim anlıyor ki bu misafirlerde bir değişiklik var ve bu misafirler onlara bir müjdeyle gelmiştir, anlamıştır artık Hazreti İbrahim. Gelenler meleklerdir evet. ve onlara bir müjdeyle gelmişlerdir ve söylüyorlar, işte senin bir evladın olacak. Salih bir evladın olacak diye müjdeyi veriyorlar. Tabi onlar bunu söylüyorken Sare anne oradadır. Hicr suresinde şöyle ifade ediliyor. Hud suresi 71'de şöyle ifade ediliyor. Estağfirullah. Onun eşi diyor. E gaymetin ayaktaydı. Yani olay o kadar güzel anlatılıyor ki manzara gözünün önüne geliyor. Üç misafir gelmiş, ikram hazırlanmış. Orada ikramı tabii arka tarafta hazırlayan Sara annemiz. Hazır Hazreti İbrahim getirdi. Bu anlamda eşine nasıl destekçi olduğu, nasıl bir hanımefendi olduğu. Yani misafir geliyor ve bir hayvan kesip kızartmak kolay bir iş değildir. Ki, evet. Nasıl da bu anlamda hazırlığının olduğu ve eşinin, bir peygamber olan eşinin misafirlerine ne kadar da değer verdiğinin. O tabii. ki Hazreti İbrahim tamam şeydir. Misafirlerin babasıdır ama bunu Hazreti İbrahim tek başına yapmıyor Tabii yani. Ki. Bunu mutfakta olan biri yapıyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Yani her zaman işin mutfağında kadınlar vardır. Ve işi mutfağında kadın varsa erkek her zaman başarılıdır ve önde o vardır. Bu bu da önemlidir. Yani günümüz gençlere ben bakıyorum. Günümüz genç kızlarına bakıyorum. Yani bu mutfak noktasında mutfağa çok uzaklar. Yani mutfak nedir? Mutlak, mutfak muhabbettir. Tabii ki. Yani mutfak nedir? Mutfak rızkın genişlemesidir, berekettir, paylaşmaktır. Evet. Buradan evet. çıkıyor. Yani hep evet Biz bunalıyoruz, işte strese giriyoruz, sıkıntılarımız oluyor. Mutfakta bir iş yaparken aynı zamanda o stresimizi atıyoruz. Yani bir hamur yoğurmak, bugün küçük çocuklara bile hamur yoğurtun diyorlar. Yani asla dediğiniz gibi mutfak her işin... Ee, anası, her işin mayalandığı, evet. hazırlandığı yer. Evet, kalbi yer. mutfak. Yani evet. bu anlamda genç kızlar mutfaktan korkmasınlar, mutfaktan kaçmasınlar. Ha, tabii ki hayat müşterek. O mutfakta yerine göre çocuğun da olur, o mutfakta yerine göre eşin de olur. Ama sonuçta o mutfak e, senin e, organizende olur. Tabii. Ki yani, yani mutfaktaki hani orada, temel e, sensindir. Tabii ki şimdi beylerimiz de, işte kardeşlerimiz de güzel yemekler yapıyorlar. Mutfak onlara da yakışıyor ama Oradaki bir bayan zarafetiyle aynı şey değil bence de yani hani bu anlamda annelere de çok iş düşüyor. Bazı anneler görüyorum ben çocuk bir şey yapmaya kalksa yapma, elini kesersin, dokunma, alıştırın değil mi yani? Tabii ki. O da çok önemli. Yani mutfak aslında bizim tahtımız bu her şeyi biz yapacağımız anlamında değil ama bir ailede mutfak çok önemli. Evet. Hiç unutmam. konu konuya açıyor ama annesi babası boşanmış bir öğrencimle de Erkek bir öğrencimdi ve ağlamıştı. Şöyle demişti. Hocam demişti. Ben eskiden eve gidince evde menemen kokuyordu. Şimdi babaannem de menemen yapıyor. Ama annemin menemenin kokusu başkaydı. Evet. Oradaki menemen kokusu değil aslında. Yani orada annenin kokusu. ben bunu dinleyicilerimiz bir anlasın. Yani oradaki yemeğin kokusu değil aslında. O yemeğe annenin kattığı sevgi, o yemeğe annenin kattığı sabır, o yemeğe orada annenin, annenin kattığı fedakarlık. Yani evet. o anne kokusu işte. Evet. O, o kadın elinin değmiş olmasının, kadın elinin güzelliği, kadın elinin bereketi hani Beşiği sallayan dünyayı sallar ya evet. bu anlamda tencereyi sallayan, tencerede kepçeyi sallayan aslında dünyayı sallar diyeceğim evet. ben de. Mutfağında Sari annemiz var. Ayet-i kerimede anlatılıyor diyor ki Vemra diyor onun hanımı gayimetin ayaktaydı yani belki misafirleri ikram etti değil mi ayakta dururuz biz yani veya bir istekleri var mı diye bekliyor ama o kadar canlı anlatılıyor Gaymet'in ayaktaydı o müjde gelince fedaikat güldü yani sizin bir çocuğunuz olacak müjdesi gelince fedaikat güldü orada ee, orada da çok tatlı bir evet. atmosfer var Galit dedi ki o zaman ya veyle ta vay benim başıma dedi hatta e, ayet-i o yüzüne yüzüne vurdu şeklinde söylüyor ya veyle ta ya vay benim başıma mı? E el ödü ben doğuracağım mıyım? Anne e, ben e, aciz yaşlı bir kadınken ben doğuracak mıyım ve orada anlaşıyor. şikayetten değil, de mutluluktan, değil e, mi mutluluktan şaşırıyor yani bu evet. şey aykırı ya doğal yapıya aykırı Tabii ki. Yani, yani olması mümkün bir şey değil ve diyor benim eşim de diyor şu yaşına gelmiş yaşlanmışken bu böyle ama böyle olacak. olacak bir şey mi herzelle şey acip bu çok acayip bir şey evet. yani acayip bir şey olacak bir şey değil ama orada onun sevincini onun orada gösterdiği doğal yapıyı yani böyle yüzüne yüzüne var. Vurdu. ya ya veyle yazık bana vay bana yani düşünsene böyle bir müjde alınıyor ve ayet-i kerimede üç ayrı yerde bu olay anlatılıyor. Yani Hazreti Sare annemiz Kur'an'da böyle bir yer buluyor. Dolayısıyla orada aslında Sare annemizin Hazreti Peygamberin Tevhid Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesinde her daim onunla beraber olmakla beraber herhalde onun hayatında böyle her insanın hayatında bir öz en değer öz vardır ya herhalde onun hayatında da en öz değer bu sahne ki Kur'an-ı Kerim'de buna bu şekilde Kur'an-ı Kerim'e evet. girdi. Çünkü bu müjdeyle İshak Aleyhisselam olacak. Çünkü bu mucizenin peşine İsa Aleyhisselam'dan sonra Yakup Aleyhisselam ve bu şekilde bir peygamber silsilesi ta ki Hazreti İsa'ya kadar bir peygamber silsilesi yani insanlığın kaderini belirleyen bir çizgi. Evet. Bu anlamda işte bunun için o, o Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yer buldum. Tabii ki bu gelen meleklerin bir de kötü haberi vardır. Lut Aleyhisselam'ın kavmi Sodom ve Gomorra yani Filistin'in yakınlarında o da oraya peygamber gönderilmiştir. Sodom ve Gomorra'nın yaptığı e, günah büyük günahlar hmm. sebebiyle o e, de helak olacağının şey söyleyecek. Rahmet. Ve işte o zaman Hazreti İbrahim eyvah diyecek yani evet. eyvah eyvah diyecek. Peki hocam şimdi... E Hadislere de gelmek istiyorum. Hadislerde Sair annemizden nasıl bahsediliyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'den biraz bahsettiniz ki ekleyeceğiniz yoksa bu konuya. Hadislerde nasıl anlatılıyor Hazreti Sara annemiz? Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de çokça geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar hatta daha fazlasında Tevrat'ta geçtiği kaynaklarımızda anlatılıyor. Çok geniş yer bulmuş Tevrat'ta da. Hadis-i şerifte Sahih bu halde geçiyor. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerif Hazreti var. Sarı annemiz. Sarı annemiz de, evet. Hazreti Sara annemizle Hazreti İbrahim'le ilgili Sara annemizle ilgili bölümü kastediyorum. Olay şu şekilde anlatılıyor. Hani o şeyden Filistin'e gittiler. Filistin'de biraz kaldılar. Hı hı. Filistin'de bir kuraklık oldu. Kuraklık olunca Filistin'den çıktılar, Mısır'a gittiler. Mısır'da da Firavun var. Tabii ki Firavun derken onun kralının ismi Firavun, Firavun var. Tabii bunlar yabancılar e, bir şehre girdiler. Ben şunu da parantez arası burada belirtmiş olayım. Şimdi Hazreti İbrahim ve Hazreti Salih'in hayatı hep hicretle geçmiştir. Oradan Harran'a, Harran'dan Şam'a, Şam'dan Filistin'e, Filistin'den Mısır'a, Mısır'dan tekrar Filistin'e, oradan bir ayağa Mekke'ye değil mi? Hazreti Hacer annemizi getireceğim. Evet. Mekke'den Şam'a bu şekilde hep bir hicretle geçmiştir. Şimdi zamanımızda da biz mülteci diyoruz ama bu mülteci ifadesini ben çok kabul etmiyorum muhacir diyelim bunlara. Çünkü mülteci, iltica, sığınmacı yani. Yani sığınmacı ne, ne demek? Yani bir insanın yani bir ne yani bu, o bir insan. <laughs> yani bir insan sığınmacı ne demek? O bunlar bizim mümin kardeşlerimiz ve ülkemizde de çok farklı şekilde gelen muhacirlerimiz var ve bizim de kendi bizim kendimizden de hicret edenler var. Ordunun yarısı İstanbul'da. Ordunun birçoğu Almanya'da, yurt dışında. <laughs> yani bu kaçınılmaz. İnsan hayatında hicret bazen gerekebiliyor ve Hicret etmek zorunda kalınabiliyor. Ülkemize gelen mültecilerle ilgili de çok sıkıntılı şeyler, e, söylenen şeyler var. Evet, tabii ki onlar keşke vatanlarında kalsalardı. Keşke onlar dışarı çıkmak, başka yere göç etmek zorunda kalmasalardı. Ama hiç şu bakış açısını düşündük mü? Yani bir ül ülkenin vatanını terk edip bir yere gitmek nasıl bir şey? Her şeyini bırakıyorsun vatanını, doğduğun yeri, evini, toprağını bırakıyorsun ve bir bir yere yurt yuva tutunmaya çalışıyorsun. Bir yere sığınmaya çalışıyorsun. Ya yani bu anlamda hicret etmek zorlukları nelerdir? Yabancısın, dilini bilmiyorsun, hiçbir şeyini bilmiyorsun. Evin yok, yok. Yani ve orada seni nasıl karşılayacaklarını bilmiyorsun ve birçok zorluklarla karşı İş yok, yiyecek yok, kalınacak barınacak yer yok. Orada kendini kabullenme telaşın var, okula gidecek çocuklar. Yani birçokları karton toplayarak geçimlerini hı hı. sağlamaya çalışıyor. Ya bir de onlar açısından düşündük mü? Yani muhacir olmak nasıl bir şey? Hicret etmek, vatanı terk etmek nasıl bir şey? Ve Hazreti İbrahim hayatında da gördüğüm şeyi söyleyeyim. Onun hayatı hep hicrette gitti ve Filistin'e hayat oldu. Şam'a Suriye'ye hayat oldu. Mekke'ye hayat oldu. Biliyor muyuz ki biz bu bize gelen, hicret eden, hicret etmek zorunda kalan bu insanların bir kaç bir 30-40 yıl sonra, 50 yıl sonra nasıl devri nasıl olacağını, o insanların benim ülkeme nasıl hizmet edeceklerini biliyor muyuz? Yani bilinir miydi ki Hazreti İbrahim ta şeyden oradan çıkacak. Filistin'e e, hayat olacak. verecek. Filistin'e hayat verecek. Filistin işte Hazreti İbrahim, İshak, Yakup değil mi? Onların çocukları. Onlardan Süleyman, Hazreti Süleyman, Hazreti Musa gelecek. Yani biliyor muyduk ki o, o oralarda aslında bir medeniyetler Kurunacak, kuracak. Evet. Yani biliyor muyuz ki bize gelen bu mülteciler bizim ülkemize ne katacaklar? Yani o anlamda çok da şey olmamak lazım yani ön yargılı olmamak lazım. O hicretin zorluklarını en şiddetli şekilde yaşadı Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare. Yani Hazreti İbrahim yaşadı ama bir kadını düşün yani çadırlarda yaşıyorsun e, ya, e, ve e, aradığın şey elinin altında olmayabiliyor yerine göre açlık çekiyorsun yerine göre ve sürekli yolculuk bu yolculuk uçakla bir yolculuk değil yani o kocaman sina çöllerini aşıp gidiyorsun. İşte böyle bir hicret hayatında Filistin'de kuraklık olunca Mısır'a gidiyorlar. Tabii ki dışarıdan gelinmiş. Nasıl biz şimdi dışarıdan gelenleri bir takım kontrollerden geçiriyor ve dışarıdan gelenleri şüpheli bakıyorsak o dışarıdan gelen yabancılara şüpheyle bakıyorlar. Hı hı. Ve e, araştırıyorlar kimler ne derdir diye. Tabii ki Sarah annemiz çok güzel bir hanım demiştik. Çok güzel, zarif, alımlı, gösterişli hanımefendi. Onun yabancılar olduğu geldiği öğrenince sarayına alıyor firavun. Yani bu yabancılar niye geldi? Neden geldi? Gelme sebebine sarayına alıyor ve böyle bir araştırma yaptırılıyor. Fakat bu arada sahnenin güzel bir hanım geldi şeklinde bir yayılıyor birileri geldi dışarıdan yabancı ama çok da güzel bir hanım var yanında filan söyleniyor. Bunda Hazreti İbrahim duyunca Hazreti İbrahim korkmaya başlıyor. Evet, evet. Tereddüt etmeye başlıyor. Yani buraya geldik ama bu bu yabancılar geldi ve bu yabancı Hazreti İbrahim'in yabancı olarak gelmiş olmasından Sare'nin de zarar görmesinden korkuyor. Ve Sare'yi korumak adına siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Bu kadın senin neyin oluyor diye sorduğunda diyor ki o diyor benim kardeşim diyor diyor. Ya e, Sare'nin zarar görmesini istemediği için yani kardeşimdir deyince kardeşi kardeşten ayrılmaz. Bu anlamda korumak adına böyle bir şey söyleniyor. Tabii ki bu konuda e, çok şeyler e, söyleniyor. Yani bir peygamber e, neden yalan söylesin kardeşim hı hı. olsun diye? Bu buna edebiyatta tevriye diyoruz değil mi biz? Yani e, kardeşi midir e, Hazreti İbrahim'in. E, evet. Yani kastettiği karşısına Karşıdakinin anlayacağı farklı ama onun yanlış yönlendirme noktasını anlamasını sağlarken de e, e, altında da doğruluk olan şeydir. Evet. Yani e, Hazreti İbrahim çocuklarıyız değil mi hepimiz? Hazreti yani abim, kardeştir. Evet. Bir de amcasının kızı olduğunu söyledik. Amca kızı da kardeş olarak değerlendirilebilir mi? Böyle yorumlar var. Böyle bir yorumlar var. yani takdir ilahi ben çok da bunu anlamda yorum yapmam. işte bir ona bir altını Sonuçta doldurmak bir gerekiyor diye evet, bir derdim de hocam. yok. Sonuçta ee, bir doğrusu bir peygamber söylediğinde de bir hikmet vardır. Hı. Kesinlikle Rabbim ona öyle bir ilham vermiştir evet. diye düşünmek lazım. Yani kader tecelli edecektir. Bu anlamda kaderin nasıl tecelli edeceğine bakmak gerekir. Böyle bir şey söylüyor. Böyle bir şey söyleyince Firavun'u çağırıyor. Güzel bir hanım geldi falan dedi. Sare'yi çok beğeniyor Firavun da bu sefer. Ve Firavun Sare'ye sahip çıkmak istiyor. Sare bu sefer abdest alıyor, namaz kılıyor. Ve Firavun ona sahip olmak istediğinde öyle bir dua ediyor ki duası çok tatlıdır Sare annemizin Hadi i şerifte geçtiği üzere. Hı hı. Ben diyor Rabbim sana iman ettim senin peygamberine iman ettim ve benim eşim İbrahim'dir ve İbrahim benim iffetimi korum. İbrahim'den başka hiçbir el bana dokunamaz. İb i̇ffetimi e, korumak isterim ve bu konuda senin yardımını istiyorum diye Çok samimi bir dua gönlünden yapıyor. Bir dua ediyor. Yani çok evet. gönülden bir dua yapıyor. İşte bir rivayete göre o zaman Firavun böyle boğulacak gibi oluyor. Bir rivayete göre eli e, tutuluyormuş gibi oluyor. Bu birkaç defa devam ediyor. Böyle olunca Firavun korkuyor ve onların normal insanlar olmadığını anlıyor ve bu sefer onları göndermek istiyor. Gönderirken de onlara sarayda olan Hazreti Hacer'i hediye ediyor. Aslında biz Hazreti Hacer dersimizi yapmıştık. Hazreti Hacer de bir Kıpti prensesiydi. Esir alınmış saraya cariye alınmıştı. Yani aslında o da bir prensesti. Evet. Böylelikle Hacer'i de onlara hediye ediyor. Onları ama Mısır'dan da gidin diyor. Firavun evet, onlara iman etmiyor ama e, Rabbine. E, saygı duyduğu için saygımı duydu korktu mu en yani şey mi düştü yani. bilmiyoruz ama hadis-i şerifte bu şekilde hediyelerle gönderildi anlatılıyor. Tabii ki burada hani az önce dedi ki her şey kader tecelli edecektir. Hı hı. Orada nedir onlar e, oraya gitmeleri Hacer içindi. Yani Allah Teala Hacer'i onlara tanıştırmak için böyle bir kader planı evet. onlar için vermişti ve daha sonra ne olacaktır? Hazreti Sare annemiz Hacerle beraberliğinde Hacer'i çok beğenecektir. Çünkü Hacer de çok apayrı bir hanımdır. O da çok alçak gönüllü, mütevazi, saygılı e, ve neyin için yaptığını bilen, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen bir hanımdır. Çok beğenecektir Sare anne de onu. Ve Sare anneye hediye edilmiştir. Sare hanım Hacer Hazreti Hacer'e, Hazreti İbrahim'e hediye edecektir. Çünkü çocukları olmamaktadır. Çocukları olmadıkları için hediye edecek ve Hazreti İbrahim'le Hazreti Hacer'in evliliğini Hazreti Sare isteyecektir. Sare annemiz isteyecektir. Evet. Aslında orada Sare'nin bir güzelliği daha var. Yani orada bir Hacer'e dost olması. Orada da Hacer'i yetiştirmesi değil mi? Hacer'i yetiştiriyor yani. Çünkü Sahra belli bir olgunluk yaşında. Ve e, Sare Hazreti İbrahim'in annesi olacak o anlamda Hazreti İbrahim yani bizim atamız e, olacak Hazreti İbrahim yani onun e, ümmeti olacağız biz o anlamda Hazreti İsmail'i doğuracak bir anneyi yetiştiriyor evet, Sare. Evet. Nasıl bir teslimiyet ve evet. e, kıskançlık yok nefis girmemiş araya hiçbir şekilde belki olmuştur ama o e, nefsini başka şeylere tercih etmiştir. Kaynaklarımızda tabii ki Sahra annemizin şeye kadar kıskanmadığı ama Hazreti İsmail olduktan sonra bir kıskançlık duyduğu şeklinde anlatılıyor. Yani şimdi kıskançlık aslında normal bir duygu. Yani ben kıskanmadı e, demeyeceğim. Kaynakların çoğunda da zaten kıskanmış olduğu şeklinde anlatılıyor. Bir peygamber eşi nasıl kıskanır falan diye söylenen şeyler de var ama bu duygular normal fıtri duygular. Evet. Hazreti Ayşe annemizin peygamberimizi nasıl kıskandı yaptığını biz biliyoruz değil mi Hatice Hatice diyor yani kuru et yemiş e, yaşlı bir kadın diyor yani Hatice Hatice diyor daha diyor Allah diyor sana daha gencini verdi diyor mesela evet. değil aynen mi aynen mesela Kur'an-ı Kur Kerim'de tahrim suresi Kur'an-ı Kerim'de yine e, talak suresi eşlerinin kıskançlığı ile ilgili Aslında e, eşler arasında da belli bir dozaj, dozajda kıskançlıkta olması gerekiyor. Evet. Yani eğer sen eşimi kıskanmıyorum diyorsan bunda vardır bir tuhaflık. Kesinlikle. Ama kaynaklarımızda zorlama bir yaklaşım mıdır bilmiyorum. Kaynaklarımızda Hazreti Hacer'i kıskanma değil de Hazreti İbrahim'i kıskanma diyor. Zaten eşini kıskanır. Ama Hazreti İsmail olduktan sonra o da şöyle. Yani kendi evladının bir evlatın olmamasının verdiği bir şey de olabilir. Evet. Yine kader tecelli edecek evet. aslında. İş bir evlat burada. özlemi de olabilir. Diyorsunuz. Yani kader yine tecelli edecek. Hazreti Sare annemiz, Hazreti İbrahim'i onlara götürmesini isteyecek. Hazreti İbrahim de onu götürecek. Vahiy de diyecek. Onu aslında Sare annemiz kastederken uzak bir yere götürmesi değil aslında. Filistin'deler. Filistin'in biraz daha ileriki bir kasabasına götürmesini kastediyor aslında. Ama vahiy öyle gelmeyecek. Tam Mekke'ye gidecekler. Evet. Burayı biraz daha hızlandırmak yani istiyorum de... Çünkü son dakikamızın girmişi çok Zaman vakit nasıl çabuk geçiyor. Geçti. Ve Hazreti evet. Sahri, Hazreti evet. annemizin hayatı anlatmakla Hı -hı. bitmiyor gerçekten. Evet. Biraz daha toparlayacak, hızlandıracak Hı -hı. olursak. O zaman toparlayalım. Tabii ki ta Mekke'ye kadar gidecek. Orada evet. işte Mekke'nin neş Nüva bulması, Mekke'nin ömül kura, şeylerin anasının merkez olmasına sebep olacak. Yani hepsi bir takdir ilahi evet. aslında. Az önce Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçtiği üzere daha sonra Sari annemizin de İshak isminde oğlu olacak. Ve o iyi bir mürebbiye olacak. İshak Aleyhisselam'ı da terbiyesine eğitimini güzelce yapacak. Daha sonra Yakup Aleyhisselam yani İshak'tan torunları olacak. O torunla iyi bir nine olacak. Ve onlardan o nesil o şekilde bir peygamber nesli salihlerden olacak bir nesil devam edecek. Peki biz edecek. nasıl örnek alalım? Evet. Hazreti Sara annemizde biz nasıl örnek alalım? Hani en güzel örnek o dedik ya. Evet. O iyi bir dost. Yani Hazreti İbrahim'in iyi günde de kötü günde de her zaman Hazreti İbrahim'in yanındaydı. Ama şunu söylüyorum. Yani iyi günde de kötü günde de eş kardeşlerimizin yanında olacağız ama orada aslında Hazreti Sari'nin yoldaşlığı, dostluğu Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim olduğu için değil. Hazreti İbrahim ...bir peygamber yani Allah'ın seçtiği kul olduğu için. Yani evet. orada ona itaati, ona sadakati ve ona sabrı, ona mücadelesinin desteği Allah'a olan inancıydı. Aslında Allah sevgisiydi. Aslında Allah sevgisiydi. Evet. Bunu karıştırmayalım. Yani eşimize sevgimizi, muhabbetimizi elbette bu olacak. Ama eğer sizin amacınızda, niyetinizde e, uluhi yüce bir amaç yoksa o zaman e, hayata tahammül, sabır, sevdiklerinize sabır kalmıyor. Neden? E, yani? Ve en basitinden her şey bu dünyada kalıyor. Evet. evet hocam. Onun için iyi bir anne, iyi bir nine, iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir yoldaş, sabır timsali ve sabır ve namazın en güzel örneğini veriyor evet. bence. Orada Firavun'la karşılaşmasında bu anlamda dindar bir hanım olduğunu da görüyoruz. İkramlı, e, muhabbetli bir hanım da olduğunu görüyoruz. E, çok da fazla anlatmayayım. Dinleyicilerimiz evet. anlattıklarımızdan kendilerine dersleri çıkaracaklardır. Evet, evet, evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Haftaya tekrar görüşeceğiz inşallah, inşallah diyelim. Evet efendim bu hafta en güzel örnek, en güzel eş, en vefalı eşlerden bir tanesi. Hazreti Sari annemizin hayatına misafir olduk. Bir çizgi böleceğim ama çok önemliydi bu. <laughs> Sari annemizin mezarı şu an Kudüs'te El Halil'dedir. O oranın bekçisidir, oranın muhafızıdır. O halde o Sara annemiz bizim iffetimizdir, bizim örneğimizdir. Sara annemizin El Halil Mescidini korumak ve oranı muhafaza etmek ve orayı sakla, onu bekçi olan Sara annemizi orada tutmak duasındayız. Kudüs'ün evet. şu anki işgalinin bu anlamda bir son bulacağını bize de bir ümididir. Çünkü o oranın bekçisi. Evet kesinlikle buradan da bir kez daha önemine değinmiş olalım bizim için Kudüs'ün. Evet efendim dediğim gibi bu hafta Hazreti Sayrı annemizin hayatına misafir olduk. Haftaya aynı saatte farklı konularda buluşuncaya dek hoşçakalın efendim.